Merhabalar arkadaşlar. Santfolio kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih 30 Ekim 2018. Şöyle bir kısa özet yapalım. En son Paderno'nun 2-2 berabere kalmıştık. Şehir derbisinde Hamburg'u 5-1 yendik deplasmanda. Sandhausen'u 1-0 yenerken deplasmanda Duisburg öne geçtiğimiz maçta 2-1 yenildik. Ve en sonunda kendi sahamızda Holstein Kiel'i 2-1 mağlup etmeyi başardık. Bu sonuçların ardından 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 23 puanla ikinci sıradayız. İstediğimiz gibi güzel gidiyor her şey. Umarım daha da güzel olacağını tahmin ediyorum. İstediğimiz gibi olur. Şimdi önümüzde bir Bochum maçı var. Almanya Kupası ikinci tur. Komple yedek takımla çıkacağım. Daha sonra Armenia Bielefeld deplasmanı, daha sonra Heidenheim kendi sahamız, Regensburg deplasmanı ve Dinamo Dresden'le kendi sahamızda mücadele edeceğiz. Şöyle ilk 11'imizi Bochum maçında şekillendirin. Evet, komple yedek ağırlıklı takımla çıkacağım demiştim. Bir kaleci haricinde. Himmelmann, Buballa, Zieris, Hokma, Avevor, Zantner, Parkiyu, Neudaker, Miyachi, Diamantikos, Werman, hatta Diamantikos'un yerine Alugu'yu alalım. Evet. Yedek ağırlıklı bir takımla çok önemsediğimiz bir kupa değil açıkçası. Almanya ikinci tur müsabakası. Ama ilerleyebilirsek de bizim için iyi olur. Rakip de 4-2-3-1 gibi hücumsal bir taktikle oynuyor. Bol gol olacağını düşünüyorum maçta. İddaa severler adına 3,5 gol üstü oynamalarını öneriyorum. Maça biz başladık. Bakalım nasıl geçecek. 2-5 dakika içinde fena başlamadığımız bir maç oldu. Yedek ağırlıklı oynamamıza rağmen. Neudeker, Miyakichi. Sağ tarafı uzun top, savunma ve Samsem. Orada müdahale geldi. Janet, Taşe, Sam, Hintersier. Sağ tarafta Kruse. Golü yedik arkadaşlar. Hintersier. Maçın 6. dakikasında bu sezonki 4. golünü attı. 1-0 mağlup durumdayız. Bochum karşısında. Evet, çok erken yedik. Sağnak yağmur var bu arada. İşte Kruse ceza sahasını ortalıyor. Kafa vuruşu yakın mesafeden. Ne yazık ki kötü başladık. Zaten yenmemiz şu kadroyla biraz sürpriz olurdu açıkçası. Ama geri dönüşleri severiz. Bakalım tepki verecek miyiz? Tepki koyabilecek miyiz? Karakter koyabilecek miyiz sahaya? Şimdi taç atışı Zinkler bıraktı. Gol pozisyonu ve gol. Werman'la beraberliği yakaladık. 10. dakika 1-1. Werman bu sezon ikinci golü Henk Werman'ın. Hollandalı forvetimiz. Bir karambol topu orada o noktada. Önüne düşen topu golcü, fırsatçı oyuncu filelere yollamayı başardı. Çabuk cevap verdik. 6'daydık, 10'da attık. 10 yaklaşık 12 dakikalık sürede de daha fazla şut attığımızı söyleyebilirim rakibi oranla. Şimdi bir kontra atak şansı Muballa aldı. Muballa ne yapıyorsun? Müthiş bir top kaybı, müthiş bir top kaybı Muballa'dan ve Robby Kruse 2-1. Yani inanılmaz bir hata. Yani bu böyle bir top kaybı cezası goldür. Yani o taca at daha iyi. Bu golü de kaçırmaz. Robby Kruse ve 2-1 mağlup duruma düştük Bochum karşısında. Tam beraberliği bulduk derken ofsayta bakılıyor ama oyuna devam. Tam beraberliği bulduk. Belki oyuna ortak olabiliriz derken yediğimiz gol. 2-1 mağlup durumdayız. Bol şutun olduğu bir maç. Demiştim zaten 3-3 gol üstü bekliyorum bu karşılaşmada. Şimdi Neudaker vurdu dışarı ya. Neudaker vurdu top. Üstten az farkla dışarıya gitti. Daha fazla şut attık ama isabetli şutta da Bochum'un önde olduğunu söylemekte fayda var. İlk yarım saat 7 şutları var, 4 isabetleri var. Bizim 10 şutumuz 2 isabetimiz var. Toplu oynamada da %50-%50 hemen hemen. Toplu oynamalar birbirine yakın. Ama bu Ballon'un inanılmaz hatasıyla da ikinci golü bulduk. Gördük kalemizi ve 2-1 mağlup durumdayız. İlk yarı bu sonuçta bitecek herhalde. Şimdi bir köşe vuruşu, duran top şansı, şut. Evet, Himmelmann. Bir duran top tehlikesi yaşadık kalemizde. Şimdi uzun top attı Himmelmann. Orada Raya Miyakaç aldı. Güzel hareketler, güzel hareketler, güzel bir pas. Gelmedi, gelmedi. Kruse ve kontra atak şansı. Evet, önemli bir pozisyonu kaçırdık. Üçüncü golü yedik. Pantovic ve 3-1. Bu sezon ilk golü Pantol için Robby Kruse de bir gol, iki asiste ulaştı. Bochumlu futbolcu. Evet.
Bomboş pozisyon. Yani gol atacakken kalemizde gol gördük. Denecek çok fazla bir şey yok. Defans performansımız inanılmaz kötü. Ve neyse hayırlısı, en azından fiziken yorulmayacağımız bir sezon olur. İlk yarı 3-1 mağlubuz. 14 şutumuz, 5 isabetimiz var. Bir gol bulduk. Bob'un 11 şutu, 6 isabeti var. Ne yazık ki 3 gol buldular. İşimiz artık mucize diyebilirim. Çok da umudumuz yoktu zaten. İlk 11'ine çıksaydım daha farklı bir sonuç elde edebilirdik. Buna inancım tam. Ama olsun. Zaten bu kupa bu sene bizim çok önemsediğimiz bir kupa değil. Fikstürü sıkıştıracak bir kupa açıkçası. Şimdi sen, Suarez, Bankovic, Zieris, Averov, Himmelmann uzun bir top oynadı. Karşıladılar. Şimdi Averov, Zantner. Zantner savunma arkasında Alogu'yu. Alogu'yu kaçırdı. Evet, net bir gol pozisyonundan yararlanamadık Alogu ile. Belki bu gol atsaydık biraz da olsa umutlanabilirdik. Ama olmadı. 60 herhangi bir oyuncu değişikliği yapmayacağım arkadaşlar. Yedek kadroyla oynuyorum zaten. Önümüzdeki ilk maçına az kadroyla çıkmayı planlıyorum. Şimdi Park Yung, Neudecker. Park Yung orada top kaybı, kontra atak demek. Dikkat edin. Neudecker, Avevor. Orta Alugui yine kaçırdı. Yine kaçırdı Alugui. İkinci yarın başında 15 dakikalıklığında iki tane iyi pozisyonu yararlanamadı. Tabi bunları atamazsanız rakip de şimdi dördüncü gol için geliyor. Onlar atıyorlar işte. Aradaki fark bu. Şimdi solda Sam. Evet, 4-1 oldu. Kruse. Gecenin yıldızı, 2 gol, 2 asist. Sezonun en farklı mağlubiyetini alacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama çok önemsemiyoruz. Dediğim gibi Almanya Kupası zaten hedeflerimiz arasında yok bu sezon. O yüzden yedek kadroya çıktık. Çok da fazla bir varlık gösteremedik. Defans oyuncularının göstermiş olduğu inanılmaz kötü bireysel performansla bu mağlubiyette başrol aldı diyebilirim. Evet, daha fazla şutumuz var ama 3 farklı gerideyiz. Hiçbir esprisi yok daha fazla şut atma. İsabetli şutlarda da Bohun 10'a 7'lik bir üstünlüğü var. Topla oynamalar yakın. Ama özellikle defansımın ve kalecimin de, kaleci de ekleyebilirim buna. Düşük performansıyla Almanya Kupası'nı ikinci turda veda ediyoruz. Artık tek kulvardayız. O kulvarda Bundesliga. Bundesliga şimdi Sam'le geliyorlar. Kaleci Himmelmann net bir gol pozisyonu daha Bochum adına. Çok hata yaptık. Savunmada çok adam kaçırdık. Olacak iş değil aslında. Şimdi Werman aldı. Werman bakıyor ileriye doğru. Solda Miyakichi. Şimdi savunma arkasında Zentner vurdu. Riemann iyi bir pozisyon. Kalecilerde kaldı top. Dakika 85'e doğru geliyoruz artık. Skor 4-1, mağlup durumdayız. Almanya Kupası ikinci tur maçında kupaya veda ettik. Şimdi gol geldi. 4-2 yapıyor Werman'la skoru takımımız ama artık her şey için ne yazık ki çok geç. Belki Alogui ikinci yarın başında kaçırdığı o gollerde atsaydı iki tane golden birini belki farklı olabilirdi ama olmadı. Yine de güzel bir futbol maçı oldu. Gol bol, bol gol, bol pozisyon. Bizim adımıza kötü olsa da futbol severler adına güzel bir müsabaka olduğunu düşünüyorum. 90 artı 2 artık son saniyeler. Hakem de kronometresini kontrol ediyor. Şimdi savunma arkasına Sam karşıladı. 5. golü bulurlar mı? Bulmadılar. Hakem izin vermedi. Ve 4-2 yeniliyoruz. Bochum'a Almanya Kupası 2. tur maçında. 25 şut attık, 11 isabet. Bochum'un 17 şutu var, 11 isabet. Ama daha efektif kullandılar pozisyonları ve yenildik. Yenildik. Yani ne diyelim? Asistana devredeyim ya. Asistan konuşsun. Benim bir fazla diyeceğim bir umudum yoktu zaten bu maçta. Evet, umudum yoktu. Evet, 268 bin euroyu kasamıza koyarken yenildik. Ve şimdi Armani Bielefeld. Bu arada son üst üste lig ve kupa deplasman maçlarında yenildiğimizde söylemekte fayda var. Şimdi Armani Bielefeld deplasmanı sert bir deplasman. Bielefeld 4. sırada, öyle çok yabana atılacak bir takım değil.
En kötü ihtimal yani beraberlik avantajlı bir skor olduğunu düşünüyorum. Bu ligde böyle arkadaşlar. Yani üst üste zaten 5 maç seri yaptığınızda muhtemelen üst sıraları garantileyeceksinizdir. Ama zor. Üst üste 5 maç seri yapmak zor. Oyuncu kalitemiz belli. Standardımız belli. Yine de bu noktaya kadar özellikle ligde iyi geldik. Sezon öncesi medya bizi orta sıralarda yer veriyordu. 8. 9. sırada yer veriyordu. Biz ise şu an 2. sırada yaparak sürprizi gerçekleştirdik. Tabii ligin favori önünden Köln'le Hamburg'un da iyi durumda olmamaları bizim için çok ciddi bir avantaj her şeyden önce. Bu da bizim elimizi gösterdi ki Köln'le kendi sahamızda berabere kaldık. Hamburg'u da deplasmanda 5-1 yenmeyi başardık. Bu iki maçtan da başarılı sonuçlar aldık yani. Kötü sonuçlar almadık. Bakalım yolumuzda nasıl devam edeceğiz? Ben de açıkçası kariyer bayağı ben de zevk aldığımı söylemek mümkün. Böyle çekişmeli kariyerler her zaman daha iyi. Her maç 5-6 gol attıktan sonra belli bir seviyeden sonra sıkılıyorsunuz. Alagoes sakatlanmış 3-4 gün. Bakalım Bielefeld maçında ne yapacağız? Direkt as 11'imle çıkacağım zaten. Ve bu arada kalecimizde bir sakatlık var. Ne yazık ki Robin Himmelmann 3-4 hafta bizde olmayacak. Yedek kalecimizi oynatacağız. Bu sıkıntı. Evet, Alagoes'i satıyoruz arkadaşlar. Sampoli'den Estunis takımına. Memleketini yolladık Alguin'i. Birazcık da transfer bütçemiz oluştu. Bakayım şöyle bir. 150 bin euro transfer bütçemiz var. Diamantikos'ta antrenmanların şu an itibariyle yıldızı. Evet, Alguin'e gitti. Bakalım. Yani kalecimiz de sıkıntı çünkü pozisyon veren bir takımız. Hani kaleci bizim için önemli dostlar. Yani kaleciye dikkat etmezsek, kalecimiz iyi olmazsa, yani performansı iyi olmazsa sıkıntı yaşayabileceğimizi şahsen düşünüyorum. Bakalım bu süreci nasıl geçeceğiz? Ben de sizler kadar açıkçası merak ediyorum bu süreci. Şimdi Armeni'yle Bielefeld deplasmanı, pazar günü maçı Armeni'yle Bielefeld. Bakalım. İstediğimizi alabilecek miyiz? İstediğimizi alabilmekten ziyade artık güzel bir futbolda bekliyorum. Bu arada Hamburg menajerinin koltuğu sallanıyormuş. Evet, Hamburg ligin favorisi ama çok kötü başladılar. Bakalım, bilmiyorum ne olur. Evet, cumartesi maçlarıyla devam ediyoruz. Cumartesi günü maçları devam ediyoruz. Artık haftada bir ya da haftada en çok iki maçımız olacak. Fikstür açısından Almanya Kupası olmayacağı için. Bu bizi tabii biraz şahsen rahatlatacağını da düşünüyorum. Hani elimizi güçlendirecek bir hamledir. Ne kadar fiziken hazır olursak maçta o kadar kuvvetli oluruz. Yani bir de oynadığımız lig sert bir lig, bakmayın. Heidenheim 3, Augsburg Aue 0, Duisburg 0, Paderborn 1, Brüksel Furt 0, Bochum 2. Bochum liderliğe yükseldi. Bochum da bu arada iyi bir takım. Ligde de iyi gidiyorlar. Hani biz kupada 4 gol yedirdik ama az kadroyla çıkmışlardı. Biz yedek kadroyla çıktık. Ligde de şu an lider durumdalar. Yani öyle hani çok yabana atılacak bir takım değil gibi gözüküyor. Şahsen Bochum. O maçı çok takılmamak lazım. Kupa maçına çok takılmamamız lazım. Diğer maçlara bakalım hemen. Devam edelim. Neyse, bakmıyorum. Ve toplantıyı atlıyorum. Evet, 12. hafta maçımız. 12. hafta maçımız. Armenia Bielefeld. Pauli Hamburg Köln var maçı var. Ve Kiel Universitat. Haydi bakalım çocuklar. Armeni Bielefeld'de 2.50 bize 2.63 oran verilmiş. Favori onlar. 22.632 bile satılmış. 26.000 kişilik stadyum. Muhteşem bir şey. Bundesliga 2 burası. Hartman'da maçın hakemi. Yani Türkiye'de Elazığspor İstanbulspor maçını maksimum izleyecek seyirci sayısı 600 arkadaşlar. 30.000 kişilik stadyum. Öyle diyebilirim size. Evet. Brontersen'i kaleye alacağız. Ne yazık ki kalecimizin sakatlığı sebebiyle. Bu maçta Kartens de cezalı savunmada. Şöyle duş çek alalım.
Diemann Kutukos'u forvete koyalım. Alugu'yu gitti zaten. Duşya sağ atıyorum. Maier'i koyuyorum. Yıldızımız. Bugün Dahli'yi oynatıyoruz. Sol açıkta. Sobata sarı kart sınırına dikkat etmesi lazım. Buchtmann'ı ortaya koyuyorum. Flum'u da Neudecker'in yerine koyuyorum. Şöyle mi yapsak? Böyle mi daha iyi? Böyle mi daha iyi? Oyuncu mevkiine göre. İkisi de hemen hemen aynı. Böyle kalsın. Sol beke Kalla'yı alıyorum arkadaşlar ve Kudulu da defansa koyuyorum. Hopman ise bu maçta oynatacağız Kartens'in cezası nedeniyle. Evet ilk 11'imiz Armeni Bielefeld 11'imiz Brothers'ın Kalla, Knoll, Hopman, Duciak, Sobata, Flum, Buchtmann, Dahli, Diamantikos ve Maier şeklinde as 11'imizle çıkıyoruz. Kalecimiz ve savunma oyuncumuzun kalecimizin sakatlı savunma stoperimizin cezası var. Bakalım nasıl bir maç olacak. Pozisyon vereceğimizi, gol yiyeceğimizi tahmin ediyorum. Çok acı ama rakip yine 4-3-3 ile çıkıyor. Dikkat etmemiz lazım. Güçlü bir takım Armeni Bielefeld. Öyle yabana atılacak bir takım değil. Önce bir puanı cepte görelim. 3 puan alırsak da çok büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Evet, ilk 5 dakikada şut yok maçta. İlk isabetli şut Armeni Bielefeld'den geldi. Bizim şutumuz yok şu an. İlk 12 dakikalık dilim geride kaldı. Biz de ilk isabetli şutumuzu attık. Şu an bir taç atışıyla geliyoruz. Dahli'den top. Ah, Yamantakos. Kaleci Ortega'nın üstüne vurdu. Güzel bir pozisyondu. Hazırlanış açısından da güzel bir pozisyondu. Şimdi Knoll, Duciak, Sobata. Ah Sobata, ah Sobata. Buchtmann. Sobata. Basit top kaybı yapmamamız lazım. Sobata, Maier. Diamantikos ve gol. Diamantakos. Bu sezon 4. golü Maier'in asisti. 14'te öne geçtik Armenili Bielefeld deplasmanında. Güzel geldik kanattan. Özellikle Sobata bakın ne kadar güzel çıkartıyor. Maier de aynen tek pas. Diamantakos da sol ayağıyla filelere yolladı. Bu sezonki 4. golünü attı. Maier'in de güzel pasını unutmamak lazım. Evet 1-0 öndeyiz. Ve ikinci sıraya tekrardan yükseldik. Şöyle bir bakalım. Bochum lider zaten. Biz ise 26 puanla ikinci sıradayız. Şu an out atışını kalecimiz kullandı ve Knorr. Buchtmann. Sağ tarafta Sobata. Sobata. Yine Diamantakos karşı karşıya kaçırdı. İkinci pozisyon kaleci. Üçüncü, dördüncü pozisyon. Bu nasıl bir gol? Bu nasıl bir gol? Dört kere. Dördüncü şutunda golü buldu Diamantakos. 2-0 bu sezon beşinci golü. İnanılmaz bir çaba. İnanılmaz bir çaba. Bakın. Bir. İki. Üç. Ve dörtte artık sikerim senin kaleciliğini der gibi. Kusura bakmayın ama hakikaten öyle bir şut olmuş. Muazzam başladık. 2-0 öndeyiz. Büyük avantaj yakaladık deplasmanda. 2-5 dakikada. Umarım devreye bu skor avantajıyla girmeyi başarırız. Gol yemeyelim. Şu devrenin sonuna kadar. Şimdi Dahli. Dahli soldan götürüyor. Dahli götürüyor. Orta geldi. Arka taraf. Sobata kaleci. Kaleci neler çıkartıyor. Kaleci iki gol yemesine rağmen gerçekten etkili bir performans gösteriyor. Evet, şimdi Armeni ile Bielefeld geliyor. Gol yiyeceğiz arkadaşlar. Ben size diyorum zaten. Önemli olan kaç gol atacağımız bizim. Klose. Şimdi Knoll araya giremedi. Uzun top çıktı. Buchtmann, Hopma. Sağlam aldık topu. Orada dikkat edin. Dikkat edin. Buchtmann, Sobota. Sobota, Diamantakos ve Maier hareketli. Maier'in önüne güzel top. Maier ceza sahasına. Diamantakos, hat-trick. 25 dakikada hat-trick Diamantakos. Yunan oyuncunun bu sezon 6. golü. Asist yine Maier'den. Çok güzel kanat hücumları. Özellikle sağ kanadı çok iyi kullandık. 3 golümüz de sağ kanattan geldi. İşte Sobata, Alex Maier'den orta. Diamantakos sol ayak içiyle bıraktı ve rahatladık. Muazzam bir futbol. 3-0 öndeyiz Armeni Bielefeld karşısında. Gerçekten güzel bir organizasyon. Offside yok, oyna devam. 9 şut, 9 isabet. %100 şut isabetiyle oynuyoruz. Attığımız tüm şutlar kaleyi buldu. Yani hakikaten şu an en iyi maçımız diyebilirim. Hamburg maçını tabii onu bir kenara koyuyorum. O 5-1'lik zafer. Büyük bir zafer. Şimdi Duşak cezası aslında Flum vurur mu? Vurur ve gol. 4-0 Jonas Flum 3. golü bu sezon. Hakikaten valla benim de şaşırdığım bir skor oldu. 4-0'ı yakaladık. Daha yarım saat geçti maçta. Artık herhalde 3 puanı cebimize koyduk diyebiliriz. Fulham sol ayağıyla çok güzel vurmuş. Çok güzel. Güzel bir gol.
Evet, muazzam. 10 şut, 10 isabet ve 4 gol. İnanılmaz bir performans gösteriyoruz hücum anlamında. En etkili maçlarımızdan biri. Herhalde 3 puanı alırız artık. Ve ikinci sırada kapatmayı garantileyeceğiz. Böyle giderse arkadaşlar. Averajı da en iyi olan takım biziz bu arada ligde. 18 averajımız var şu an. Hokma'dan Flum. Flum'dan Sobota yine sağdan geliyor. Sağ mahvettik sağ tarafı. Şimdi uzun top geçmedi. Yobo. Yabo. Lukici. Yabo. Dikkat edelim. Gol yemeyelim. Kalla. Şimdi Dahli. Solu kullanmadık fazla. Şimdi Dahli ile kullanıyoruz. Dahli'den pas. Sobota yine sağ. Şut ve 5-0. Maier'in 7. golü. Sağ tarafı. Harika kullandık Sobota ve Maier'le. Yani muhteşem oynadılar bugün ilk yarıda. 42. dakikada 5-0 yakaladık. Armeni'yle Bielefeld karşısında hakikaten ben de beklemiyordum. Ve Maier zor bir gol atmış. Kayarak zor bir gol. Bu sezon 7. golü golcümüzün. 20 gol bekliyoruz Maier'den. Bir gol iki asisti var Maier'in. Hat-trick yapan Diamantakos var. Muazzam bir hücum performansı. 12 şut attık ilk yarıda 11 isabet ve tam 5 gol bulduk. Armeni ile Fethi'nin 6 şutta 2 isabet var, gol yok. Topla oynamadı onlar üstüne ama çok önemli değil. İyi bir hücum performansı gösterdiğimizi söyleyebilirim. Umarım ikinci yarıda sakatlık ve cezalı vermeyelim. Kendi sahamızda oynayacağız bundan sonraki maçı. O maçı da mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağız. Çok önemli bir deplasman galibiyeti arkadaşlar. Çok önemli. Yani deplasmanda şöyle diyeyim, deplasmanda kazanmak bir nevi 6 puan anlamına geliyor. Evet, bu arada Hamburg Köln karşısında 1-0 öne geçti. O da ilginç bir sonuç. Şimdi 65'e doğru oyuncu değişikliklerini yapacağım. As oyuncularımın ikinci yarıda tabii biraz vitesi düşürdük. Ki bu gayet de normal bence. Şu oyuncuları değiştireyim. Dahli'nin özellikle Miyachi'yi alalım. Dahli yerine Neudecker'ı alalım. Fulham yerine Neudecker'le Buchmann'ı değiştirelim. Son olarak ne yapalım arkadaşlar? Zantner'i de Kalla yerine alalım. Oynar o, idare eder. Zantner'i idare eder. Kalla'yı da sakatlamayalım çünkü. Kalla da bu sezonun iyi oyuncularından biri. Özellikle güzel forvet performansı, ikili forvette, çift forvette bizim adımıza umut verici. Yani seneye Bundesliga yükselme başarısını gösterirsek, Diamantakos'u muhakkak kadroda tutmayı planlıyorum. Yunan oyuncu etkili bir forvet. Özellikle o ikinci golde, üçüncü mü, ikinci mi hatırlamıyorum şu an. Ama dört topu da devam ettirmesi takipçiliği takdire şayan. Bu arada altıncı gole yaklaştık. Kaleci çıkarttı bir açının şutunu. Evet, güzel bir futbol gecesi oldu bizim açımızdan. Çok rahat bir galibiyet aldık. İlk yarıda yarım saatte 4-0 yakaladık zaten. Neredeyse net gol pozisyonda vermedik rakibine. Neudecker geliyor. Vurdu kaleci Ortega. Kaleci olmasa bugün çok çok daha farklı bir skora da imza atabilirdik. Şimdi Neudecker, Luciak, Sobata, Buchmann, solda Miyachi, orta Diamantakos dışarıya. 6. gol ve kendisinin 4. golüne yaklaştı Diamantakos. Ve son 30 saniye artık. Hakem Gözder Hakem de gol yemeden de bitirmek, bu da önemli. 5 gol attık ama gol de yemedik. Herhalde yemeyiz son 20 saniyede düşünüyorum. Sağlam bir savunma performansı. Muhteşem bir ikili hücum performansı. İkinci yarıda da bir iki pozisyonumuz var. Onları değerlendirmedik ama çok da şey etmemek lazım. Sorgulamamak lazım. Evet, son 4 saniye artık. Son 3 saniye. Hakem maçı bitirdi ve Armani Bielefeld deplasmanda 5-0'la kazandık. İlk yarıda geldi gollerin hepsi, harika bir ilk yarı performansıyla 3 puanı hanemize yazdırdık. 19 şut attık, 16 isabet. Müthiş bir oran. Bielefeld'in 12 şut 4 isabeti var ama gol bulamadılar. İyi de bir savunma performansı. Net pozisyon vermedik. Evet, alınan skordan ve oynadığınız futboldan çok memnunum diyeyim. Hakikaten memnun kaldığımız bir maç oldu. Diğer maçlar Hamburg 1, Köln 0, Mangala'nın golü, Holstein Kiel 0, Ligostad 0. Şimdi 12. hafta bir maç dışında tamamlandı. Bochum 27 puanla lider, biz 26 puanla ikinciyiz. Paderborn 25 puanla üçüncü. Heidenheim'in 21 puanı var 12 maçta. Bielefeld'in 21, Darmstadt 20, Hamburg 20, Ingolstadt 20, Köln 19. Yani dördüncüyle aramızdaki puan farkını 5'e çıkarttık. Bu avantaj. İlk 3 içinde yer almak için avantaj. Hadi bakalım.
Evet, Diamantakos'u da gol yollarında çok iyiydim. Böyle devam et diyelim. O da bize teşekkürlerini borç bildi. İyi bir oyuncu olacak Yunan oyuncu. Genç bir oyuncu, 25 yaşında. Bence genç sayılır. 12 maç 6 gol 2 asistlik bir performansı var. Şimdi Heidenheim'le oynayacağız. Heidenheim ligde 4. sırada, çok önemli bir maç bizim için. Heidenheim'i dışa bırakmak için 2-3. Şu an demiştim 4 puanlık bir avantajımız var 3. sıradaki takımla. Yani bu maçı alırsak çok ciddi avantaj yakalayabiliriz. İlk 3 için şimdi Heidenheim, ama onlara da dikkat etmiş. 5 puanlık bir avantajımız var, pardon, 5. Yani Heidenheim'i saf dışı bırakabileceğimiz bir maç. Ondan sonra Regensburg deplasmanına gideceğiz. Bir milli ara olacak. 14. sıradaki Regensburg. Sonra da Dinamo Dresden kendi sahamızda oynayacağız. Güzel gidiyoruz, güzel. Bu arada Bundesliga 1'de de Leipzig 24 puanla lider. Hannover enteresan şu an küme düştü Bundesliga'da bu sene, ama 22 puanla ikinci. Bayern ve Leverkusen 20'şer puanla 3. ve 4. sıralar. Dortmund 19 puanla 5. Orada da ilginç sonuçlar var. Düşme hattı Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf, Nürnberg şeklinde. Regensburg, Union Berlin haftanın kapalı müsabakası. Heidenheim maçından sonra Regensburg deplasmanına gideceğiz. O açıdan bakalım, Regensburg'un performansı da önemli. Umarım yenilirler, puan kaybederler. İki futbolcusu sakat verir, 9 futbolcu sarı kart cezasına gelir. 3-1 yenmiş Regensburg. Evet, Regensburg yenmiş ve 10. sıraya yükselmiş. Puanlar gördüğünüz üzere çok yakın birbirine. Yani bir seri yapınca çok farklı noktalara gelinme imkanı mevcut. Bunu görüyoruz. Evet, Diamantakos Bundesliga haftanın oyuncusu seçildi. Attığı 3 golle haftanın takımına 5 oyuncu vermişiz. Brodersen kalecimiz, Jean-Philippe Kalla, Maximin Knoll, Hogba ve Diamantakos. Helal olsun. Aferin. Devam edelim. 7 oyuncu milli takıma çağrılmış. Hepsi genç oyuncularımız. Diamantakos Yunanistan'a çağrılmış sadece. Polonya'ya da Sobota çağrılmış, pardon. Sobota Polonya'ya çağrılmış. Tecrübeli sağ açığımız. Son maçta inanılmaz kullandı. İnanılmaz oynadı son maçta. Maier'le o sağ kanadı felç etti adeta. Armani Bielefeld karşısında. Evet, 4. sıradaki Heidenheim'e kritik bir maç. 3 maçı üst üste kazanma şansımız var. Bu sezonda herhalde ilk kez mi oluyor? Yok, sezon başında yaptık mı hatırlamıyorum çok. Ama üst üste 3 maç veya da 4 maç, 5 maç kazanmak ligde, böyle puanların yakın olduğu bir ligde çok önemli. Bunu başaracak gücümüz de var olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Yani şu ana kadar iyi geldik, iyi götürdük, kadroyu verimli kullandık. Hemen hemen 34 maç var, 12 maçı bıraktık. Yani yarısına yaklaştık neredeyse. Evet, üst üste ligde, ligde üst üste ikinci galibiyetimiz. Özür dilerim, Duisburg'a yenilmişiz zaten. Evet, deplasmanda Duisburg mağlubiyetimiz vardı. Yalnız ortamız yok, farkında mısınız? Ya 5 atıyoruz ya bir farklı zor kazanıp ya da kaybediyoruz yani. Evet, bu arada seçimler olacak. Seçimlere sadece de 10 gün kalmış. Bakalım kim seçecek, merakla bekliyoruz. Ve Werner Enxner kulübü aynı şekilde yönetmeye devam edeceğini ve sırf oynamak için 3,5 ofsetin vaatince bulunmayacağını açıklamış mevcut başkan. Bakalım. Zaten ne uçuk vaadimiz olacak abi? Santpauli'nin Allah'ını seviyorsunuz. Yani ne uçuk vaadi olabilir ki Santpauli'nin? Yani ne beklentimiz var? Evet, 13. haftanın açılış maçı. Köln 2, Dinamo Dresden 0, Bochum 1, Darmstadt 3. Evet, Bochum yenilmiş arkadaşlar. Lider Bochum. Eğer biz kazanırsak Heidenheim karşısında lider oluyoruz. Evet, ilk defa lider olma şansımız elimizde. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Maier antrenmanların yıldızı. 11 maç, 7 gol, tam 6 asist. Muazzam bir performans. Alexandre Maier'den, veteran oyuncudan, hakikaten bize çok güç katacak. Çok güç katacağını düşünüyordum zaten. Ama asistlerini bu kadar beklemiyordum, çok net söyleyeyim.
Hani daha çok oyuncu kurma, gol atma, oyun kurma ve gol atmada etkili olacağını ama asist bakımından bu kadar etkili olacağını çok net beklemiyordum arkadaşlar. Çok net diyorum. Allah razı olsun Maier bu Ramazan ayında. Evet biraz sesim donuk gelebilir arkadaşlar. Hani Ramazan ayı nedeniyle kanalıma video yüklemekten de geri kalmak istemiyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Evet cumartesi maçları Magdeburg, Jahn Regensburg, Sandhausen, Duisburg, Union Berlin, Greuther Fürth. Hadi bakalım. Bakalım nasıl sonuçlar çıkacak? Merakla bekliyoruz. Merakla. Magdeburg 1, Regensburg 2. Regensburg yine kazandı ya. Haydar maçından sonra Regensburg deplasmanına gideceğiz. Adamlar üst üste ikinci maçlarını kazandılar. Adeta form tuttular ve yeniden doğdular lan. Gerçekten şansımıza. Diğer maçlar Sandhausen 2, Duisburg 1, Union Berlin 2, Greuther Fürth 0. Evet, haydi bakalım. Liderlik için çıkacağız. 13. haftada lider kapatma şansımız var. Son hafta 5-0'lık bir galibiyet aldık deplasmanda Armeni Bielefeld karşısında. Bunun moraliyle çıkacağız. Kendimize güveniyoruz, kendimize inanıyoruz. Bu arada maç pazartesiymiş. Pazartesi maçlarından da nefret ederim ya. Ya pazartesi ve cuma günü maçlar bana bilmiyorum ya. Yani saçma geliyor abi. İş günü olması sebebiyle olabilir. Böyle düşünüyor olabilirim. Saçma geliyor bana bilmiyorum. Devam edelim. Evet 1.33 oran verilmiş bize. Allah Allah. Dur ona bakarız şimdi. Allah Allah. 1.33'lük bir maç değil bence. Evet pazar maçlar. Auer Hamburg, Ingolstadt Armeni, Bielefeld, Paderborn, Kiel. Bakalım Hamburg teknik direktör değişikliğinden sonra Köln'ü yenmişti. Bu maçta çıkışını yapacak mı? Aslında şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Yani hani Hamburg'da Köln çıkamazlarsa eğer inşallah olur da biz çıkarsak Bundesliga'ya buradaki oyuncular sulanacağız. Sulanacağız. Yenmiş Hamburg bu arada. 1-0. 90 artı 4'te atmış. Evet Hamburg toparladı. Çünkü Hamburg'un kadrosunda mesela Voglum var. Çok genç bir oyuncu. Bakın Voglum'u tanırsınız az çok. 17 yaşında muazzam bir bek. Yani bu oyuncudan çok para da kazanılabilir. 17 yaşında bir oyuncu için harika özellikleri var. Bunun dışında Hamburg şu an kazanarak 5. sıraya kadar çıktı. 23. puanda. Yani Hamburg gelecek belli zaten. Yani şöyle bakayım. Jan Žižić var. Orta saha oyuncusu. Defansif oyun kurucu mevki. Yani bu adamlar düşünebileceğimiz adamlar. Çıkmazlarsa da bizim için çok çok ciddi avantaj olur. Lasogga var forvet. Jairo var mesela. İspanyol sağ açık oyuncusu. Harika bir oyuncu. Bundesliga seviyesinde bence. Bakacağız. Yani ikisinden biri çıkmasın. Köln'ün de iyi futbolcuları var. İkisinden biri çıkmasın ki biz bu futbolculara sulanalım. Haydi çocuklar. Liderlik için çıkıyoruz. Heidenheim karşısına. Onlar 8. sıradalar şu an. Bakalım ne yapacağız. Maç oranlar bize 1.50. Heidenheim'e 5.50 verilmiş. İlginç. Yani çok net favoriyiz. 26.877 taraftar izleyecek karşılaşmayı. Maçın hakemi Harm Osmers. Bu sezon 7. maçı. Şimdi savunmada değişiklik yapsam mı yapmasam mı onu düşünüyorum. Hokma yokmuş zaten. Mecburen o değişikliği yapıyoruz. Sarı kart sınırındaydı. Carstens'i bu maça koyuyoruz. Carstens'e şöyle diyeyim size arkadaşlar. Takımımızın aslına bakarsanız potansiyeli olan bir oyuncusu. Defans oyuncusu. Genç bir oyuncu. Yani ondan performans almayı düşünüyorum açıkçası. İleriki yıllar içinde kadroda düşündüğüm isimlerden biri. Haydi başlayalım. İlk 11'imiz değişiklik yok. Kalecimiz sakat sadece. Brodersen, Kalla, Kunol, Kartens, Duciak, Sobota, Fulham, Buchtmann, Dahli, Diamantekos ve Maier. Haydi çocuklar liderlik aşkına. Onlar da 4-2-3-1 gibi hücumsal çok gol olur bu maçta. Bakın görürsünüz onlar da atar biz de atarız.
Karşılıklı gol var. 3,5 gol üstü. Hatta 4,5 gol üstü bir maç olur. Şimdi atakları gelişiyor. Ulan ilk dakikada yemeyelim. Kallara girdi. Dimantokos kontratağı yapar mıyız? Dahli iyi top attı. Maier o da iyi top attı. Dimantokos çıkart içeri. Dahli güzel geldik. Son anda savunma. Güzel organize olduk. Şimdi bir kontra atak şansı onlar adına. Maç felaket başladı. Allah'tan taca attı. Maç hızlı başladı. Ahmet Kutucu var forvetlerinde. Eydenayim. Türk oyuncu herhalde. Evet. Yani işin ilginç tarafı kendi sahamızda daha çok zorlanır. Şu an şutlarda ve maçın hakimiyetinde Heidenheim'in üstünlüğü var. Deplasmanlarda daha çok gol atıyoruz. Yani hakikaten ilginç bir durum yani. Şu an şutlar ve isabetli şut sayısı ise dakika 20. Ortada bir maç. Yani şundan şutlarda onlar daha üstün hatta. Yani kaleyi bulan şutlarda da daha üstünler. Daha iyi oynuyorlar bizden net. Şu an itibariyle. Bir taç kullandık. Sobat aldı. Sobat da savunmanın arkasında iyi top. Maier sever oraları. Maier orta. Dahli 1-0. Dakika 28. Yine sağdan geldik. Sobata ve Maier ikilisiyle geldik. Maier ortaladı ve Dahli attı. Maier'in de 7. asisti bu sezon. Dahli'nin de 3. golü. Çok iyi oynamıyorduk ama golü bulduk. İşte sağ ayağıyla köşeye bıraktı. Maier gerçekten tecrübe başka bir şey futbolda. Yani her zaman bu tarz takımlarda bir tane böyle tecrübeli oyuncuya ihtiyaç var arkadaşlar. Evet, çok mu iyi oynuyorduk? Hayır. Ama golü bulduk. Şimdi bakalım ikinci golü bulabilecek miyiz? Hulum. Sobata yine. Penaltı! Penaltı! Penaltı kazandık. Evet, Maier geliyor. Dakika 34. Ve Maier! Bir gol, bir asist. Bu sezon 8. golü. 2-0 ve liderliğe yükseliyoruz arkadaşlar. Evet, Sampdoria ile 13. haftada Bundesliga'da liderliğe yükseliyoruz. İnşallah orada kalıcı olarak kalırız. Zor bir sezon bizi bekliyor. Bakın düşüşler olacaktır kesinlikle. Hatta şu maç bile 2'den 2-2'ye gelirse şaşırmamak lazım. Ama şöyle bir maçta, iyi oynanmadığımız bir maçta iki farklı üstünlüğe gitmemiz ise çok büyük avantaj bizim adımıza. Yani Armani Bielefeld maçındaki futbol kesinlikle yok. İki kere güzel geldik. İkisine de gol çıkartmayı başardık açıkçası. Bu arada çok sarı kart gördük. Sobota da muhtemelen ceza duruma düştü önümüzdeki maçta. Evet, ilk yarı 8 şut 5 isabetimiz var. 2 gol bulduk. Dahli ve Maier'in penaltısı. Heidenheim 7 şut attı. 2 isabeti var ama gole vakıf olamadılar. Haydi bakalım. Şimdi Heidenheim başladı ikinci yarıya artık. Buradan maçı vereceğimi çok tahmin etmiyorum açıkçası arkadaşlar. Ya buradan sıkıntı olmayacaktır ama özellikle sarı kartlı oyuncularımı değiştireceğim. Önümüzdeki maçı düşünerek Sobata %90 ceza durumda. Sarı kartı vardı hatırladığım kadarıyla. Diğer oyuncularımın ceza duruma düşmesi bizi çok zor durumda bırakabilir. Evet, ikinci yarıda herhangi bir şut girişimi dahi olmayan bir maç. Öyle çok heyecanlı bir maç olmadı ikinci yarı. Şu oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Umarım oyuncu değişikliğinden sonra takım da delirmez. Miyaç'ı alacağım. Önümüzdeki maç 11'de olacak Miyaç'ı. Orada sayın Neudeker alıyorum Bukman yerine. Sol tarafa da Buballa'yı alıyorum Kalle yerine. Bu oyuncular bizim için önemli arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet, şöyle bir bakalım. Evet, lideriz. 29 puanlı lideriz. Büyük başarı. 21 averajımız var. 13 maçta 21 averaj. O da güzel bir başarı bence. Üst üste de 3. galibiyetimiz olacak bu. Ligin başında bir 3 galibiyet yaptık galiba. Tam emin değilim. 2 mi yaptık, 3 mü yaptık? 4 galibiyetimiz yok üst üste. Bakalım deplasmanda bunu başarabilecek miyiz? Ama yine dikkat. Dakika 80 ama maç tam bitmedi. Elden bırakmamak lazım ipleri. Şimdi Neudeker. Maier dışarı vurdu. Maier dışarı vurdu. Net bir oyun, çok iyi olmayan ama skora odaklı bir oyun oynadık. Deplasmandaki kadar etkili olmadığımız bir maç. Ama skoru aldık arkadaşlar. Neudeker. Şimdi çok güzel pas. Diamantakos net golü kaçırdı. Net golü kaçırdı. Üçüncü golü kaçırdık. Biz bu maça 3,5 gol üstü olur dedik ama maç 2-3 gol ve 2,5 gol altında kalacak gibi gözüküyor. Buballa, Rio Miachi, Buballa. Çok güzel orta. Ah, Diamantakos. Evet, 3. golü kaçırdığımız pozisyonlar yakaladık. Geçen haftanın yıldızı Diamantakos bu maç sessiz kaldı. Şimdi bir duran top şansı dikkat edelim aman.
Son 5 dakika riske girmeyeyim. Şimdi Diamantakos güzel döndü. Mayer bomboş. Mayer. Mayer önüne aldı. Mayer. Muhteşem bir gol. Muhteşem bir vuruş. Alexander Mayer'in 9. golü. Diamantakos'un asisti. Bir hızlı hücum. Ama offside var mı? Yok offside. Alttaki adam vuruyor. Bakın Mayer. Of. Harika bir gol. Harika bir giriş. Topun dibine o kadar güzel giriyor ki. Büyük oyuncu. Gerçekten büyük oyuncu. Ne oldu? Ne yaptım ben ya? Şimdi Neudeker Bubal'la bir korner. Dakika 89. Dördüncü golü arıyoruz. Sobota. Sobota. Korner. Korner, korner, korner. Evet, 3 dakika uzatma, bir kafa dışarıya, Kartens dışarı vurdu. Maier'in yıldızlaştığı 2 gol ve bir asistle yıldızlaştığı gecede Heidenheim'i 3-0'la geçiyoruz dostlar. Ve Bundesliga 2'de ilk defa liderlik koltuğunu alıyoruz. İlk defa 13. haftada kısmetmiş bize bu. Artık üstümüze baskı da olacak tabii, liderlik baskısı. Bakalım sezonun geri kalanında nasıl geçireceğiz. 15 şut attık, 8 isabet. Heidenheim'in 13 şutu var, 4 isabet var. Ve 3 puanı 3 golle uzandık. Son 2 maçımızda 8 gol atıp gol yemedik son 2 maçımızda. Bu çok önemli. Güzel galibiyet. Aferin çocuklar diyelim. Çok da gaz vermeyelim. Evet, lideriz. 13. hafta maçları bitti. 29 puanla lideriz. Bochum'un 27, Paderborn'un 26 puanı var. Darmstadt 23, Hamburg 23, Köln 22, Armeni Bielefeld 22 puanda ilk yeri sırada. Küme düşme hattı Dresden, Grütterfurt ve Magdeburg. Dördüncü de aramızda 6 puanlık bir avantaj yakaladık. Köln'le 7, Hamburg'la 6 puan var ama geliyorlar. Onlar tehlikeli takımlar. Yani favoriler. Evet, Maier'i övelim. Hakikaten üst düzey bir performans. Hırslı bir biçimde. Gol yalarında çok iyiydin, böyle devam ettin. O da teşekkürler patron demiş. İşte Maier 35 yaşında arkadaşlar. 12 maç 9 gol 7 asist. 12 maçta 16 gole direkt etki. Muhteşem. Evet, şimdi bir milli maç arası var. Daha sonra Regensburg deplasmanı ve 10. sıradaki Regensburg deplasmanına gideceğiz. Bakalım o maçta nasıl bir sonuç çıkacak. Turul sen de Maier için övgü dolu sözler söylemiş. Evet arkadaşlar, milli takım arasını geçtik. Bir iki sakatlık verdik ama çok mühim oyuncular değil. Şimdi Regensburg karşısına çıkıyoruz. Üst üste 4. maçımız, bakalım kazanabilecek miyiz? Bayer Leverkusen önlerindeki Regensburg'a 3-20, bize 2 oran verilmiş. 12.894 bilet satılmış. Hafif esintili ve yağmurlu bir hava. Kempkes'te maçın hakemi bu sezon 6. maçına çıkıyor. Şimdi bu maçta kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyorum açıkçası. Sobata cezalı sadece. Miyaç'ı yerine alıyorum. Hokmay'ı kadroya koyuyorum. Sakat olan oyuncularım ise Himmelmann kaleci geri döndü. Avevor ve Bubal'la sakatlandı. Zaten ilk 11 oyuncuların değil. Evet, ilk 11'imiz Brodersen, Kalla, Knol, Karsten, Duzjak, Miacik, Flum, Buchtmann, Dali, Diamantakos, Vamayer. Hakikaten çok önemli bir maç bizim için. Lideriz, liderliğimizi devam ettirmek adına ve üst üste 4. maçımızı kazanmak adına çok önemli bir müsabakaya çıkıyoruz. Bu maçtan sonra kendi kasamızda Dresden maçına da çıkacağız. Eğer burada kazanırsak, Dresden'de kazanırsak 5'te 5 yapacağız. Evet, Regensburg'da 4-4-2 kadrosuyla çıkıyor bakalım. Kıran kırana bir maç bekliyorum açıkçası. Başladık. Haydi bakalım. Haydi çocuklar. Dahli. Savunma arkasına oynadı ama savunma araya girdi. Çok da savunmanın arkasına olmadı bu top. Şimdi bir köşe vuruşu Knoll bıraktı. Buchtmann. Haydi haydi. Erken gol candır. Orta az. Şut Maier. Yine atıyor. Kral atıyor. Bu sezon 10. golü. Ve 1-0. Muhteşem bir performans. Hakikaten Alexander Maier'den olağanüstü bir performans izliyoruz. İşte Buchtmann, orta, Carstens, Maier. Böyle bırakıyor köşeye. Tam bir golcü vuruşu. Gelin bana gelin diyor. Çok iyi başladık. Henüz 4'te öne geçtik. Haydi çocuklar, yemeyelim. Hemen gol yemeyelim lütfen. Şimdi atak geliştirme hazırlığında Regensburg. Uzun bir top çıktı. Savunmamızın arkasında Knoll. Tecrübeli Knoll. Eski takımına karşı oynuyor. Şimdi karşıladılar. George, Gündner. Savunma araya girdi. İlk pozisyon. Tehlike devam ediyor. Ah! Olacak iş değil. Knoll eski takımına karşı kendi kalesine gol attı. Ve 1-1. Hemen gol yedik. Yani çok çabuk yedik. Çok çabuk yedik.
İşte Vrenzi ceza sahasına girdi. Ortaladı savunma. Ah çok büyük şanssızlık. Baldırına çarpan top. Ve 1-1. Evet, Regensburg son haftalarda formdaydı zaten. Onlar da 2'de 2 ile geldiler bu maça kadar. Son 2 hafta maçlarını kazanmışlardı. Ama güzel maça 3 puan için çıkıyoruz. Bizim için çok bir şey fark etmiyor. Miyachi, Buchtmann vurur mu? Mayer, Flume gol. Mayer'den asistine. Flume gol, Mayer. Bir gol, bir asist. Muhteşem bir maç başlangıcı. 9. dakika 2-1 öndeyiz. Regensburg deplasmanında. İşte Mayer çok güzel pas. Flume'da köşeye çok güzel bırakmış. Bu sezon 4. golü. Mayer çok büyük oynuyor. Muhteşem oynuyor. Evet, 4 şutumuz var. 4 isabet. Onların şutu yok ama maç 2-1. O da kendi kalemize attığımız golden dolayı. Şimdi Diamantakos. Diamantakos! Ah, çok güzel bir dribling. Ama şut aynı derece etkili değil. Evet, şimdi bir duran top şansı. Dikkat edelim, dikkat edelim. Aman dışarıya, dışarıya dikkat. Duran toplara dikkat. Evet, ilk 20 dakikada istediğimiz gibi gitti her şey. Kendi kalemize attığımız gol dışında yine duran top. Ve 2-2. Olacak iş değil. Correia 2-2 yakaladı Regensburg. Dakika 18. Kalecimizin açılması lazımmış bu pozisyonda. Genç kaleciye güvendik ki kazanan kadroyu bozmayalım dedik ama bu pozisyonda net bir kaleci hatası var arkadaşlar. Evet, yani enteresan bir maç. Her şeyde üstünüz şu an itibariyle ama 2-2 maç. Bir de kendi kalesinde bir duran top gol olmak üzere 2 gol yedik. Şimdi Buchtmann savunma uzaklaştırdı. Knoll solda Kalla. Dikkat edelim, orada top kaptırırsak kontrayı yeriz. Tahli Buchtmann. Mayer. Mayer dışarıya. Az farklı dışarıya. Yani 11 şut 4 isabetimiz var. Yarım saatte çok iyi bir istatistik. Ondan 2 şutu bir isabet var ama 2 golleri var. Ne yazık ki şu an yine geliyorlar. Dikkat edelim arkadaşlar. Savunma biraz bugün sanki evlere şenlik gibi. Arka tarafta tehlike var dışarıya. Dışarıya, dışarıya. Evet. 35. 2-2. İlk 20 dakikada gelen goller. Fırtına gibi bir maç başladı hakikaten. Ama şu an itibariyle biraz oyun dengelendi gibi gözüküyor. Bizde Miyachi'nin, Duchia'nın kötü performans, vasat performans. Savunmamızda Kartens dışında bütün oyuncumuz vasat şu an itibariyle. Zaten 2 gol yedik. Evet, ilk yarı ne yazık ki böyle bitecek. İki kere öne geçtik. Bir kendi kalemize gol attık. Bir duran toptan gol yedik ve berabere. 13 şutumuz 5 isabetimiz var. Rakibin 4 şutu 1 isabeti var. Skor 2-2. Bakalım ikinci yarıda maçı çözebilecek miyiz? En azından mağlup olmayalım arkadaşlar. Böyle birlikte bir puanın bile önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada Miyachi çok kötü. 6.4'te onu çıkartacağım. Diamantakos'u da çıkartabilirim. Merman değişikliği yapabilirim. Şimdi Buchtmann. Kalla. Dahli. Şut ve gol. Şut ve gol 3-2 Diamantakos. Diamantakos'u çıkartabilirim dedim ama çok güzel gol attı. 7. golü. Ve 3-2'yiz. Evet, forvetlerimiz bugün gollerini devam ediyor. 3-2 öndeyiz. Regensburg deplasmanında. Hadi şimdi artık birazcık savunmamızın dik çok güzel vurmuş sol ayak içiyle köşeye. Diamantakos. Şimdi birazcık savunma anlamında dikkat etmemiz gerekiyor. Yani basit pozisyonlar vermeyelim ve şuradan 3 puan alıp gidelim. Çok önemli bir maç çünkü. Hakikaten çok önemli bir maç. Şimdi Knoll. Kaleye vurdu kaleci. Knoll. Affettirebilirdi kendi kalesine attığı golü. Bu arada bir sarı kart Duchia'ya. Miyachi çok kötü ya. Miyachi çok kötü. Bakalım oyuncu değişikliği yapacağım. 70'e doğru. Evet, yapalım. Rakipte de sarı kart. 6-7 tane sarı kart var. 6 tane. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Bir kere şu Neudeker'i Flum'un yerine mi koyalım? Flum'un değil, Buchtmann'ın yerine koyalım. Zantner'i de Miyachi yerine koyalım. Vermann'ı da Maier yerine alıyorum. Maier artık tamam iyi güzel ama her maç 90 dakika oynatamayız. Olası bir sakatlıkta çok ciddi sıkıntı yaratır sezonun geri kalanında. Ve çok az imkan verdik. 3-2'lik üstünlüğümüz devam ediyor. İstatistik olarak her şeyde üstünüz şu an için. 3 puana yakınız son 15 dakika.
Birazcık daha dikkatli olursak savunmada bu iş tamamdır. Üst üste dördüncü galibiyetimiz geliyor arkadaşlar inşallah. Dakika 82. Evet artık heyecan dorukta. Şimdi bir duran top kullanıyor Duçyak. Lütfen orada basit bir top kaybı yapmayalım. Duçyak, Berman, Zantner, Neudekker. Neudekker savunma. Neudekker bitirdi. Fişi çekti. İlk şut olmadı. İkinci de aldı vurdu ve 4-2. Üst üste dördüncü galibiyetimiz geldi. Liderliğimize devam ediyoruz bu haftada. Oh. Yalnız son 3 maçta 12 gol attık arkadaşlar. Muhteşem. Son 3 maçta 12 golümüz var. Maç başı 4 gol ortalama, harika bir ortalama. Evet 4-2 öndeyiz Regensburg deplasmanında. Dakika 90 artı 2 artık. Artık buradan maçı vermeyiz. Öyle bir şeye sebebiyet vereceğimizi tahmin etmiyorum. Son saniyeler. Son 5 saniye. Çok önemli bir 3 puan. Çok önemli bir 3 puan bizim açımızdan. Evet. 4-2 ile geçiyoruz Regensburg'u. İyi oynadık. Şanssız goller yedik ama çevirdik. 24 şut 12 isabet 4 gol bulduk. Regensburg'un 7 şutu 2 isabet var ve 2 gol buldular. Bir golümüzü de kendi kalemize attık. Oynadığınız futboldan çok memnunum diyeceğim. Çünkü hakikaten böyle bir maçta milli maç arasından sonra çok önemli bir galibiyet. Evet 14. hafta sonunda 32 puandayız. En yakın rakibimiz Bochum'un 5 puan önünde lideriz. Darmstadt 26, Hamburg 26. Hamburg gelmeye devam ediyor yaklaşmaya. 6 puanlık bir fark var Hamburg'la. Paderno 26 puanda, Köln ise 22 puanda. Köln aramızda 10 puanlık bir avantaj sağlamış durumdayız. Evet, bakalım şimdiki maçımız arkadaşlar Dresden kendi sahamızda. Eğer Dresden'i de geçersek üst üste 5. galibiyetimizi alacağız. Haydi inşallah, inşallah diyelim. Nazar değmesin. Maier, formunu övüyorum Maier'in. Yani form grafiğin üstte yükselme yolunda bizim için çok önemli bir unsur teşkil ediyor. Böyle devam et diyelim. O da bize teşekkürler diyor ve üst lige çıkabilmeyi gerçekten çok istiyorum diyor. Biliyoruz Maier bunu, biliyoruz. 13 maç, 10 gol, 8 asist. Denecek hiçbir şey yok Maier'le ilgili. Evet, Dresden Lig'de 16. sırada küme düşme hattında. Bu arada Honst kadroda istiyorum, oynamak istiyorum ama yani sanırım bir kiralık hamlesi şu sıralar ikimizin de işine gelebilir diyeyim. Evet, kiralık olarak yollayacağız Honşu. Yani oynatamam şu an, mümkün değil. Jung da aynı şekilde. Yani o zaman satalım abi, oynamak istemiyorsanız. O zaman ayrılmana izin vereceğim diyeceğim. Jung'a oynatmadığı için sistemkar haklı ama yapacak bir şey yok. Düzenli forma şansı bulacağım. Bir grup gidebiliriz değil mi? O da teşekkür etmiş bize. Evet. Bu arada hemen bir transfer teklifi var. 3 tane oyuncumuz için. Bakalım bu oyuncular kimler? Abi yapacak bir şey yok şu an. Yani böyle bir dar kadroda bu kadar zorlu maçlar oynadığımız bir sezonda lig maçları üstelik performansımız üst düzeyde şu havayı bozamam. Yani hani böyle çok sıkışık fikstür olacak. 2-3 günde bir maç yapsak neyse ama bir haftada bir maç yapıyoruz şu anki gözüken fikstürde. Yani çok net bunu şey yapamam arkadaşlar. Çok acı ama bunu bozmayı düşünmüyorum şu an itibariyle. Evet, Yunka teklifler var. Yunka teklifler var. 175 bin euro civarında teklifler. Kabul edelim ya. Gitsin abi, gitsin oynasın. Hepsi aynı teklif zaten. Biraz para girer. 200-300 bin euroya bir genç oyuncu transfer edebilirsek ya da altyapıdan destekleriz orada ihtiyacımız olursa. Yapacak bir şey yok. Mbongo sakatlanmış genç kanat oyuncumuz. 5-6 hafta yok. 17 yaşındaki Alman oyuncu. Neudekker. 3, sert müdahale. Kafada yaralanma. Kulüp doktoru ilgilensin diyelim. 3 gün. Önemli bir süreç değil Neudekker için. Maçın oynanmasına da 3 gün var. Kadroda yer alacaktır diye zaten. Yedekte oynattığımız bir oyuncu. Evet, pazar günü maçına çıkacağız.
Evet, Cuma günü maçlarıyla başlıyoruz. Kaçıncı hafta? Şuna bakayım. 15. hafta maçları artık. Son 3 maç kaldı devre arasına. İyi gidiyoruz. Yani benim bile beklentimin üstünde. Özellikle son haftalardaki performansımız, gol yollarındaki performansımız, deplasman performansımız üst düzey arkadaşlar. Güzel bir kariyer oluyor benim için. Umarım siz de aynı heyecanı katabiliyorsunuz. Yani yükselebilirsek bunda sıraları neler olur bilmiyorum. Paderborn 1, Armani Bielefeld 0, Paderborn 2. sıraya yükseldi bu sonuçta. Sandhausen 1, Heidenheim 0, Cuma gününün maçları. Carstens'in antrenman puanı iyi geldi, devam genç oyuncu, kaliteli bir oyuncu. 7.35 oyuncu puan ortalaması var, stoperde bu sezon altyapı ve orijinli oyuncumuzun. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Şimdi Dresden maçından sonra yine bir hafta sonra oynayacağız maçı. O yüzden az kadromuzu deneyeceğiz arkadaşlar. Yine yapacak hiçbir şey yok. Yani bu formla bu futbolcuları oynatırım. Ki şu an lideriz. Ki bu maçtan sonra lider kalmamız garanti. 5 puanlık bir fark var. Ama bu havayı yakalamışken üst üste 5. galibiyetimizi alırsak muazzam bir devre arası girişi yapacağımızı düşünüyorum. Diğer iki kalan maçtan da 16. ve 17. haftaki maçlarından da minimum 3, maksimum 6, ortalama 4 puan alırsak, 4 puan bile iyi bence. Neden olmasın? Yani Bundesliga neden olmasın? Bundesliga hayallerini kurmaya başlayabiliriz. Şöyle 22. 23. haftada zaten tablo iyice netleşecektir. İnşallah bu performansımız devam eder. Ve St. Pauli'yi Bundesliga'ya yükseltebiliriz. Tabii nasıl bir bütçe olacak göreceğiz. O zaman da işimiz kolay değil tabii ki yani. Evet, haydi bakalım. Cumartesi günü maçları. Köln, Grüterfurt, Magdeburg, Bochum, Union Berlin, Darmstadt. Hadi Köln puan kaybı yap. Gerçi oynadığı Grüterfurt şu an 17. Köln 1, yine Köln puan kaybetmiş. Çok iyi. Köln 1, Grüterfurt 1. Magdeburg 0, Bochum kazanmış. İkinci sıraya çıktılar 30 puanla. 3-0 kazanmış. Union Berlin 1, Darmstadt 0. Evet, Bochum 2 maçlık mağlubiyet serisine son vererek kazanmayı başarmış. Haydi bakalım. Ve Dresden karşılaşmasına çıkıyoruz. Eğer bu maçı alırsak en başarılı kariyer videomuz olacak. Dördüncü kariyer videomuz bu kariyer hikayemizde. Bochum'a yenildik belki. Almanya Kupası ikinci turda komple yedek ağırlık çıkmıştık ki Bochum oralar çok formdaydı. 4-2 yendik ama ondan sonra oynadığımız tüm maçları kazanmış olacağız. İşte şöyle bir bakalım. Bochum'a yenildik. 5-0 Armani Bielefeld, 3-0 Heidenheim ve 4-2 Regensburg. Muazzam bir performans. Son 3 maçta bu maçı da alırsak ligde üst üste 5. galibiyetimiz inşallah gelecek. Haydi devam. Haydi bakalım. Evet, 1.33 oran verilmiş. Net favoriyiz. 8 verilmiş Dresden'e. İlk defa böyle bir oran görüyorum. 29.199 bile satılmış. Sadece 300 kişilik, 347 kişi gelmemiş maça. Canları sağ olsun. Markus Schmidt de maçın hakemi. Bu sezon 7. maçını yönetiyor Markus Schmidt. Evet arkadaşlar, bu kadroyu bozmayacağım. Himmelmann'ı alabilirim sadece. Himmelmann'ı alsam mı diye düşünüyorum. Kalecimizin son maçtaki performansı çok iyi değildi. Brontsen'in yani evet, Himmelmann'ı alayım ya. Himmelmann kaleye koyalım. Brontsen yedek kalsın. Diğer oyuncularımı dokunmayacağım. Hatta dokunmayacağım derken Sobata'yı alacağım. Hücumdaki en etkili oyuncu bu Sobata. Neuschwitz sakat zaten. Sobata'yı da Miyaç'ın yerine alın. Çok etkili. Evet, bu arada oyuncularımın da talipler var. Buchtmann'ın Werder Bremen ve Stuttgart istiyor. 26 yaşındaki oyuncu. Enteresan işler olabilir transfer döneminde. Keza Flum'la da ilgilenen var, orta saha oyuncum. Flum'u da Werder yine Stuttgart istiyor. Garip. Evet, çok kritik maç. Dresden 11'imiz üst üste 5. galibiyetimiz için çıkıyor. Zimmermann, Kalla, Knoll, Kartens, Duciak, Sobota, Flum, Buchtmann, Dahli, Diamantakos ve Maier. Haydi çocuklar. Üst üste 5. galibiyet. Liderlik.
Zaten bizde mağlup olsak bile liderlik bizde. Ama devre arasında iki maç kala, bu maçtan sonra iki maç kalacak devre arasında alınacak 3 puan bizim için çok önemli. Dresden'de 5-4-1 gibi bir taktikle çıkmış. Gol yemeyeyim diye çıkmış Dresden resmen. Bakalım. Dresden savunmasına bu katı savunmayı aşabilecek miyiz? Evet, ilk 10 dakikada şut yok. Kapalı savunmayı aşamadık ilk 10 dakika itibariyle. Duran toplar bu maçta etkili olacaktır diye tahmin ediyorum. İlk şutumuzu attık ama isabet yok. Evet, hücum anlamında tıkandık. Dresden'in katı savunması karşısında şu an ilk 20 dakikada. Şimdi Kalla ile Tataş'ını kullandık. Dahli aldı. Diamantakos. Top kaybı geldi. Brunić. Dikkat edelim, dikkat edelim. Uzun top. Ya şu maçta gol yersek çıkmama ihtimali yüksek. Durjević geliyor arkadaşlar. Tehlikeli geliyor. Himmelmann çok güzel kurtardı. Durjević harika getirdi. Bir kontra atak. Maçın en etkili pozisyonunu verdik. Şu an için şimdi Maier alır mı? Sarı kart. Sarı kart olması lazım bu. Durjević'e sarı kart çıktı. Evet, Knoll. Flum. Buchtmann. Duşak hücuma katıldı ve kaleci ve direk. Evet. İlk etkili pozisyonumuzu Duşak'ta bulduk. Hücuma çok iyi katıldı. Ama gol çıkmadı. Evet, biraz şut sayımız artmaya başladı bu dakikalarda. Artık gol dakikaları geliyor inşallah. Bir orta ve gol Kartens. İşte gol dakikaları geliyordu dik ve 29. dakika içinde Florian Kartens'in, genç savunma oyuncumuzun bu sezon attığı ikinci golle 1-0 öne geçiyoruz Dresden karşısında. Evet, strese gireceğimiz dakikalar geliyordu. Ve şu bu kafa vuruşunu kaleci çıkartamadı. 1-0 öndeyiz. Aferin be, aferin. Offside yok, oyna devam. Müthiş. Yani çok net diyorum. Benim bile beklemediğim bir performans bu Sampdoria'dan. Yani ilk sezon playoff oynamak bile başarı derken şu an puan farkıyla lideriz. Buchtmann geliyor bu arada. Maier önüne aldı. Bıraktı Fulham'a. Buchtmann direkt ikinci pozisyon girmedi. Offside Diamantakos. Haydi çocuklar, haydi çocuklar, gol yemeyelim. Yani beşli oynayan bir savunmadan ne olur gol yemeyelim ya. Ya adamlar defans yapacağım diye gelmiştir. Buhtman. Diamantakos iyi kontrol etti. Şimdi orada Duçak yine hücuma destek verdi. Sağ bekimiz bu sefer attı. Müthiş gol. 2-0 Duçak'ın bu sezon ikinci golü. Evet, taraftar çıldırdı. Taraftar gerçekten çıldırdı. 2-0 öndeyiz Dresden karşısında. Üst üste 5. galibiyetimize ligde. Çok yakınız artık. Muhteşem vurmuş. Muhteşem bir gol. Harikulade bir gol. Evet, ilk golle kilidi açtık. İyi de oynadığımızı düşünüyorum. Bir kontra atak dışında fazla pozisyonda vermedik rakibimize. Zaten Dresden de çıktığı taktikle belli etmişti. Çok fazla hücum oyununu düşünmeyeceğini. Bir duran top golü, bir de uzaklardan bir bombayla 2-0 öndeyiz Dresden karşısında arkadaşlar. Evet, Buchtmann. Tahli. Kalla. Aradan Diamantakos. Dışarıya Diamantakos. Diamantakos'u çıkartacağız ikinci yarıda. Kondisyonda ufak bir sıkıntı var şu an %75'te. Hani onu riske atacak bir durumda değilim açıkçası. Evet, iyi bir ilk yarı. 14 şut, 5 isabet ve 2 gol bulduk. Dinamo Dresden ise sadece 2 şutu, 1 isabeti var ve gol bulamadılar. Katı savunmayı açtık. İkinci yarı daha rahat olacaktır diye tahmin ediyorum. Daha Diamantakos ve Maier üstelik bugün diğer maçlara nazaran biraz formlarında düşüklük olduğunu hissediyoruz. Ama olsun, olacaktır. Form düşüklüğü yaşayacak bu futbolcular. Bu futbolcular bizim için önemli futbolcular. Yani şu noktaya bizi getiren ikili Maier ve Diamantakos diyebilirim attığı goller ve yaptığı asistlerle. Şimdi Buchtmann muhteşem gol. 3-0 güzel gollerin gecesi. Buchtmann neden Werder Bremen ve Stuttgart'ın transfer listesinde olduğunu anımsatan bir gol attı adeta. Ve 3-0 yapıyor. Stuttgart ve Werder Bremen gözlemcileri vay be diyorlar şu an tribünden. Biz de 6-7 milyon euro fiyat biçiyoruz Buchtmann'a an itibariyle. Bu sezon 4. golü bir orta sahancısı olarak 4 gole katkıda bulmak önemli.
Evet, bir köşe vuruşu Knoll çıkarttı. Sobata alır mı? Alamadık. Şimdi Brunic, Ertman, Brunic. Tehlikeli geliyorlar. Jurjević çok güzel bir gol attı. Bu Jurjević. Ben şu adamı bir gözleyeyim ya, Bosnalı oyuncu. İyi de özellikleri var. İyi bir sol taraf oyuncusu. Yani bizi bayağı zorladı bugün. Bir şutu da vardı ilk yarıda. Şu anda çok güzel bir gol attı. Bir gözlemleyelim bakalım. Tabii ki bir dahli değil belki ama yani niye rotasyonda yer almasın? İşte bunun hiç. Yani bu golü atan kaliteli adamdır. Çok güzel gol arkadaşlar. Çok güzel gol. Güzel gollerin gecesi devam ediyor. 3 tane harika gol var. Dušak, Buchmann ve Dulyevic'den Dresden adına. Dresden'de ancak böyle gol bulabilirdi kişisel beceriden diyebilirim. Şu Dumic'e bakacağım. Hep Bosnalı futbolcular var Dresden'de. Enteresan. Bunun işte var. Neyse, maça geri dönelim. Yani 3-1. Şu an yine Dulyevic'te geliyorlar. Ay, kaleci ama offside. Evet, Dulyevic bayağı zorladı şu ana kadar. Şu Brunic'e bakacağım. Dortmund'dan kiralıkmış. Abi çok iyi futbolcuları var ha Dinamo Dresden'in. Yani belki ligde küme düşme hattındalar ama evet, şu oyuncu değişikliklerini bir yapalım. Arkadaşlar. Şimdi Park Ji-Hyun Flum'un yerini alacağım. Miyachi'yi de Dahli'nin yerine sokacağım. Ve Diamantokos yerine de Verman'ı sokuyorum. Evet, 3 oyuncu değişiklik takımızı tamamladık dakika 66'da. Umarım herhangi bir sakatlık olmaz. 3 puana yakınız. 3-1 üstünlüğümüz var. Bundesliga 2'de üst üste 5. galibiyetime yakınız. Ama dikkat etmek lazım. Bir de köşe vuruşu kullandılar. Şimdi Miyachi hızıyla bakalım. Bir kontra atak yaratabilir mi bize Miyachi? Hızlı bir oyuncu Miyachi. Miyachi götürüyor. Miyachi götürdü ama bir sarı kart Dulyevic'e. Evet. İkinci sarı karttan kırmızı kart görecek Dulyevic Miyachi'ye yaptığı hareket sonrasında. Bu bizim için çok iyi, büyük bir avantaj. Hem 10 kişi kaldılar hem de en etkili oyuncular oyun dışı kaldı. Artık 3 puanı aldık. Liderliğimiz devam ediyor. Üst üste 5. maçımızı da kazandık. Maşallahınızı alırım. Efsane bir kariyer olma yolunda umarım emin adımlarla gidiyoruz. Şimdi bir şans. Sobata dışarı vurdu. 77. dakikada 4. gole yaklaştık. Sampdoria tribünleri coşmuş durumdalar. Bir gündüz maçı zaten. İnanılmaz bir destek var şu an Sampdoria tribünlerinden. Knol. Buchmann. Orta kafa dışarıya, kalla dışarıya vurdu. Bugün Maier biraz etkili olsaydı, biraz kıpırdasaydı ki yine 6.9 oyuncu puanında ama geçmiş maçlardaki performansına biraz ulaşabilseydi şu maç çok rahat 5-1 6-1'e gidebilirdi. Çünkü çok şut attık. Ama o şut etkinliğinden golleri çıkartamadık. Yani 31 şutta 13 isabet ve 3 gol bulduk. Normalde 31 şutta 4-5 gol bulabilecek bir takım ve forvet hattımız olduğunu düşünüyorum. Evet, uzatma dakikaları. Artık hakem de kronometresini kontrol ediyor. Kafayı vurduk. Bu arada Dresden'in iyi bir kadrosu olduğunu söylemek mümkün. İyi Bosnalı oyuncuları var. Kiralık oyuncuları falan fena değil. Ve hakem maçı artık bitir ulan. Bitiriyor, evet. 3-1 kazandık. 32 şut, 13 isabet. 3 gol buldu. Dresden'in 3 şutu 2 isabeti var ve tek gol buldular. Üst üste 5. zaferimizi, 5. 3 puanımızı aldık. Güzel galibiyet. Aferin diyelim. Çok fazla abartmayalım. Ve hakikaten hem liderliği devam ettiriyoruz hem de çok büyük avantaja koyuyoruz bu performansımıza. Diğer maçlar Aue 1, Regensburg 4, Duisburg 3, Kiel 1 şeklinde. Şimdi 15. hafta maçları yarın oynayacak maçla tamamlanacak. Ondan sonra bu arada Buchmann'ın performansını övelim. Son maçta çok iyi fırsatlar yarattın. Böyle devam et diyelim Buchmann'a. O da bize teşekkürünü borç biliyor. Ve üst üste 5 maç. İşte Kiel'i 2-1 ile yendik. Kendi sahamızda. Bielefeld deplasmanı 5-0. Heidenheim 3-0 yendik kendi sahamızda. Regensburg'u 4-2 yendik deplasmanda. Ve Dresden'i 3-1 yendik. Yani şu 5 maçta 7, 10, 14, 17 gol attık arkadaşlar. 3.2 gibi bir gol ortalamamız var. Ve sadece 4 gol yedik. Bir golün de altındaydık. Muazzam. İyi gidiyoruz. Gerçekten iyi gidiyoruz. Şimdi Bochum deplasmanına gideceğiz. Ligin ikinci sırasındaki Bochum deplasmanı. Kupada 4-2 yenildiğimiz Bochum deplasmanına gideceğiz. Fulham'da bu maçta sarı kart cezası tam performansını arttırmıştı. Yer alamayacak ne yazık ki Fulham.
Devam edelim. Postek'in gelişme süreci geliyor. İyi gidiyor ama 18 yaşındaki oyuncu çok da verimli bir oyuncu olacak gibi gözükmüyor açıkçası özellikleriyle. Bu arada Bundesliga'da da 13 maç sonunda Leipzig 29 puanla lider, Hoffenheim 28 puanla ikinci, Bayern 27 puanla üçüncü, Dortmund 26 puanla dördüncü, Bayer Leverkusen 25 puanla beşinci, küme düşme hattı Fortuna Düsseldorf, Eintracht Frankfurt ve Nürnberg. Şimdi burada Eintracht Frankfurt da inşallah düşer. Eintracht Frankfurt'un iyi oyuncuları var abi. Rebic falan var yani. Bu adamları kiralık olarak belki alırız bilmiyorum. Çok zor tabii ama ya bu adamların çoğu bizden kaliteli futbolcu arkadaşlar tabii ki. Haydi bakalım. Neyse devam edin. Devam edin. Şimdi Hamburg'un maçı var. Pazartesi günü maçı. Ingolstadt Hamburg. Hamburg da üst üste 3 maçtır kazanıyor. Bakalım Ingolstadt deplasmanda da kazanabilecekler mi? Ben kazanacaklarını şahsen tahmin ediyorum. Çünkü kadro kalitesi bu ligin üstünde. Hep tekrarlıyorum. Hamburg ve Köln'ün kötü başladılar ama üst üste seri galibiyetlerle üst sıralara doğru emin adımlarla gidiyorlar. Evet yenilmişler. Bu da bizim için çok iyi. Hamburg Ingolstadt'a deplasmanda 2-0 yenilmiş. Evet arkadaşlar bu kariyer videosunu noktalandırdım. Harika bir kariyer videosu oldu bence. En başarılı kariyer videomuz diyebilirim. Ligdeki 4 maçı kazandık. Kupada yenildik ama çok da önemli değil. Şöyle bir bakalım. 15 maç sonunda 11 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet. Tam 42 gol attık. Yaklaşık 3 gole geliyor. 16 gol yedik ve 35 puanla lideriz. Ve Bochum'un 30 puanı var. En yakın rakibimizin 5 puanının önündeyiz. Paderborn 29 puanda ve 4. ile de yani en kötü ihtimal 3. olup playoff'a gideceğimizi öngörürsek 4. ile de 9 puanlık bir avantajımız var. Darmstadt 26, ligin favorisi Hamburg 26 puanda. Arnhem Bielefeld 25, Heidenheim 24 puanda. Diğer bir favori Köln ise şu an 9. sırada 23 puanla Köln şansını azaltıyor. Düşme hattı Dresden, Fürth ve Magdeburg şeklinde güzel gidiyoruz. Yani hakikaten güzel gidiyor. Şöyle bir iç saha performansımıza bakalım. İç sahada 5 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. 16 gol atmışız, 8 gol yemişiz. Namağlup durumdayız. Dış sahada ise lider durumdayız şu an ligde. 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Dış sahada 8 maçta tam 26 gol atmışız arkadaşlar. Yani 3 gol de geçmiş. Enteresan, enteresan. Evet, işte gördüğünüz gibi Bundesliga 2'deki performansımız iyi. Güzel gidiyoruz. Önümüzde şimdi Bochum, Gürtelfurt, Magdeburg, Darmstadt maçları var. Hatta Bochum, Gürtelfurt, Magdeburg maçlarıyla devreye gireceğiz. Daha sonra bir ara var ve 30'unda 30 Ocak'ta lig başlayacak arkadaşlar. Darmstadt deplasmanıyla. Evet, güzel gidiyoruz. Zevkli bir kariyer olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de aynı zevki alıyorsunuzdur arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Galatasaray kariyerimize de kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Farklı konseptlerdeki videolarla da karşınızda olmaya çalışacağım. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Hoşça kalın. Football Manager 2019'da kalın.